Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile bir aradayız. Alper ben Boçkar Türkiye'den. Bana çok gelen sorulardan bir tanesi, özellikle site-to-site VPN yaparken site'lardan birinin dinamik IP'ye sahip olması durumunda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Aslında süreç gayet kolay. Bizim hali hazırda alışık olduğumuz standart VPN kurulumlarından çok büyük bir fark yok. Çok ufak bir değişiklik ile bir site'ımızın dinamik IP olması durumunda bu VPN'i nasıl kurabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi örnek bir senaryomuz var. Site'ımızın bir tanesinde dinamik IP var. 10.0.210.0 network'e sahip. Diğer tarafta da bir static IP mevcut. Burada da 3 tane network var. Bu iki cihaz arasında bu iç network'ü birbiriyle konuşturacağız. Şimdi ilk başta şuradan hemen bir deneyelim. Mesela bu sunucumuza gitmeye çalışalım. Şu an VPN kurulu değil. Zaten bu sunucumuza da erişimimiz yok. Şimdi yapacağımız işlem dediğim gibi çok basit. İki taraftaki firewall'da polislerini açıyorum. Ekranıma da yerleştireyim. Şimdi önce dinamik IP'ye sahip olan taraftan başlayalım. Bir tane branch office virtual interface oluşturalım. Ekleyelim. Demolab diyelim adına. Buraya pressure key'imizi yazıyoruz. Arkasından gateway endpoint kısmına geldiğimizde add butonuna basıyoruz. Şimdi birinci interfeysimiz için, yani static IP'ye sahip olan tarafta için hangi interfeysimizi kullanacağız lokal gateway olarak? Tabii ki external interfeysimiz. Zaten bir tane external interfeysim var. Bu interfeysime de bakacak olursak eğer, aslında gördüğünüz gibi bir tane lokal IP oluyor. Bunun arkasında da bir 4G modem var. Bu da static IP'ye sahip değil. IP adresi sürekli değişiyor. Arkasından gateway ID kısmında sabit bir IP adresimiz olmadığı için burayı by domain information olarak değiştiriyoruz. Arkasından configure diyoruz. Buraya bir domain name yazıyoruz. Mesela dinamik diyelim, alperonur.org diyelim. Okey diyelim. Arkasından Remote Gateway tarafında diğer karşıdaki cihazımızın IP adresini ilgilendiriyorum. Buraya yapıştıralım. Yine Gateway ID kısmına da buraya karşı taraftaki cihazımızın Gateway ID'sini yazıyoruz ve OK diyoruz. Arkasından VPN Root kısmına geliyorum. Buraya karşı network'ümdeki erişmek istediğim network'leri ekliyorum. 10.0.10.0/24 Bir tane daha ekleyelim. 10.168.1.0 network IP yapalım bunu. /24 Bir tane daha ekleyelim. 10.0.20.0/24 Okey dedik. Şimdi iki tarafta da kuracağımız için faz 1 ve faz 2 ayarlarında bir değişiklik yapma ihtiyacım olmayacak. Zaten iki cihaz da birbirini tanıyacak. Burada eğer karşı tarafta bir watchguard değil de farklı bir cihaz varsa ayarlarınızı buna göre değiştirebilirsiniz. Şimdi burası böyle kalsın. Daha henüz kaydetmiyorum. Geldim diğer cihazıma. Burada da yeni bir tane oluşturalım. Dynamic IP diyelim bunun adına da. Buraya yine pressure key'imi yazıyorum. Arkasından gateway kısmına geliyorum. Birinci interface'im. TürkSat'ı kullanacağım. Kullanacağım IP adresim şu olacak. Arkasından Remote Gateway tarafında burada gördüğünüz gibi Dynamic IP adres kısmı var. Bunu seçiyorum. Hemen altında gözüken de Gateway ID kısmından da By Domain Information deyip Configure diyorum. Buraya ne demiştik? Dynamic.alperonu.org. Şimdi burada gördüğünüz gibi hemen altında Attempt to Resolve kısmı var. Bunu işaretlemek zorunda değilsiniz. Eğer siz bir Dynamic DNS servisi kullanıyorsanız ve bu adresi eğer çözdürdüğünüzde karşınıza bu sizin birinci site'ınızdaki, yani Dynamic IP'li site'ınızdaki cihazın IP'si düşüyorsa bu FQD'ni çözdürebilirsiniz. Ancak benim buradaki durumumda gerçekte böyle bir domain yok. Zaten
linklemeye çalıştığım zaman da bu çözülmeyecektir. Hemen deneyelim. Bunun karşılığında bir IP adresi yok. Sadece burada belirleyici olarak kullanıyorum. Buna da okey dedim. Buna da okey dedim. Arkasından VPN root kısmına geliyorum. Add diyorum. Bu sefer network olarak 10.0.210.0/24 diyorum. Birinci site'ımın local network. Dediğim gibi faz 1, faz 2 ayarlarında zaten bir değişiklik yok. Bunlar birebir aynı olacaktır. Okey diyorum. Okey diyorum. Şimdi iki cihazımın da config'ini kaydediyorum. Öncelikle uzak lokasyondaki cihazımı kaydedeyim. Arkasından da şu an bulunduğum lokasyondaki cihazı kaydedeyim. Şimdi konfigürasyonlarım kaydolduktan sonra bakalım VPN'imiz çalışacak. Bu arada da gelelim buradan Oshkosh System Manager'ı açalım. İki cihazımız için de açalım hatta. VPN durumlarını takip edelim. Yine aynı sıraya koyayım. Sol tarafta dinamik IP'ye sahip olan cihazım. Sağ tarafta static IP'ye sahip olan cihazım. Buraya geldim. Evet, trafik geçmeye başlamış. Bu tarafa da bakalım. Bu taraftan da trafik geçmeye başlamış. Zaten en son durumda da ping paketimiz gelmiş. Bir de uzak masaüstü yapıp bu durumdan emin olalım. Evet, uzak masaüstümüz de geliyor. Bu şekilde sorunsuz olarak VPN'imizi kurabiliyoruz. Yapmamız gereken dediğim gibi çok fazla ekstra bir şey yok. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Geri kalan bütün işlemler dediğim gibi bizim standart VPN ayarlarında yaptığımız şeyler. Eğer debug yapmak istersek IK diye arattığımızda bu VPN'imizle ilgili loglara geliriz. Keza yine diğer cihazda da yaptığımda burada bağlantının kurulduğunu görebiliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.